Hünkârım, bunları size söylemekten icap duyuyorum. Fakat buna mecburum. Vezir-i Azam Ahmet Paşa vazifesini kötüye kullanarak hazinedeki altınlara el uzatmış. Sen ne dediğinin farkında mısın üstem? Bahsettiğin zat benim vekili mutlakımdır. Vahim olan da bu hünkârım. Malumunuz Mısır ahalisinden şikayetler geliyordu. Hadiseyi Ali Paşa ile beraber tetkik ettim. Ben de tetkik ettirdim. Defterlerde usul sözlük yok. Usul sözlük yok hünkârım. Zira defterdar Lütfi Çelebi Mısır'dan gelen altınları deftere bilerek eksik yazmış. Kayıt altına alınmayan altınlar var. Meblağ ciddi, az buz değil hünkârım. Doğru mu bu? Bağışlayın hünkârım. Vezir-i Azam beni tehdit edip zorladı. Mecbur kaldım. Ne yapmış peki altınları? Zimmetine mi geçirmiş gafil? Keşke öyle olsaydı hünkârım. Daha fena. Edirne'deki asilere yollamışlar. Her şerde bir hayır vardır hünkârım. Bu sayede Şehzademiz Bayezid'e atfedilen ithamların iftira olduğu anlaşıldı. Ahmet Paşa asillere neden yardım etsin? Bundan nasıl bir menfaat olur? Malumunuz üzere hünkârım. Ahmet Paşa merhum Şehzade Mustafa'yı pek severlerdi. Zannediyorum ki akıllarınca intikam almak istediler. Mehmet Paşa, defterdar Lütfi Çelebi'nin söylediğine göre Mısır'dan gelen şikayetlerin asıl sebebi Ahmet Paşa'ymış. Fazladan toplanan vergileri deftere geçirtmemiş. Senin haberin var mı bu olanlardan? İlk defa sizden duyuyorum hünkârım. Böyle bir vaziyette ne yapmak icap eder? Tavsiyen nedir? Ahmet Paşa kulunuz yanlış yola saptıysa cezası bellidir hünkârım.